1930 sadece avantgard ve akademi arasındaki tartışmaya değil, aynı zamanda modern sanatçıların Avrupa'daki faşizme nasıl tepki vereceklerine dair olan tartışmalara da ev sahipliği yaptı. Soyut sanatçılar, realistler ve sosyal realistler hepsi bu politik gelişmeleri farklı yorumladı. Bu zamana kadar gösteremediğimiz şeylerden biri ahşap heykeller. 20'lerde ve 30'larda bunun heykeltıraşlar arasında çok yaygın olduğu ortaya çıktı. Bu, Leon Underwood'un Sanatçı İçin Totem adlı eseri. Bu eserde üst üste düşen akrobatlar gibi bir dizi figür gösterilmiş. Burada sanatçının ahşabı nasıl mükemmel kullandığına bakın. Bazı bölgeleri vurgulamak için oralara ışığın girmesine izin vermiş. Ama özellikle şuraya bakın. Bu figürün gövdesini abartan şu halkalara. Bir kütükten oyularak yapılmış 3 tane figür görüyoruz. Sanatçı kütüğün bir kısmına dokunmamış. Böylelikle bu sanat eserinin yapıldığı maddeyi görebiliyoruz. Bu iki resim beraber saf bir tarzı paylaşıyorlar. Ama aynı zamanda 30'lardaki sanatın uç noktalarını da gösteriyorlar. Üstteki Christopher Wood'un Zebra ve Paraşüt adlı eseri. Garip bir eser. 1930 Paris'inin garip bir ifadesi. Wood bir trenin altına atlayarak hayatına son vermeden hemen önce yapılmış. Aşağıdaki resim ise Julian Trevelyan'ın Çömlekçiler adlı eseri. Bu eser sanatçıların Kuzey İngiltere'ye gidip endüstriyel kasabaları inceledikleri büyük bir projenin parçası. Ekonomik sıkıntılar sırasında saklı toplulukları ortaya çıkarmayı amaçlayan antropolojik denebilecek bir proje. Bu odanın çok güçlü olduğuna inanıyorum. Çünkü soyut ya da realist, buradaki bütün eserler sanatın dünyayı değiştirme gücüne inanarak yapılmış eserler. 1930'lar İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla biten bir dönem. Ve korkunç bir dönemin, soykırımın ortaya çıkması bu pozitif düşünceleri etkilemiştir.